Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte daha çiçeği burnunda telefon Galaxy Note 9'un kutu açılışını yapacağız. Arkadaşlar iki tane de haberim var. Birincisi güzel, diğeri normal. Galaxy Note 9'a tabii ki de bir sağlamlık testi yapacağız. Ne yapalım? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. İkinci haber de arkadaşlar, ürünle ilgili detaylı inceleme gelecek. Ürün daha elimize yeni ulaştı. Böyle hakkını verecek kadar kurcalamadık. Bu nedenle bu videomuzda gelin şunun bir kutusunu açalım. Direkt masaya geçelim. Şunu da belirtmem lazım. Biz bir telefonu parasını verip aldık arkadaşlar. Bizim elimizdeki model Galaxy Note 9'un 128 GB'lık modeliydi. Bunun da Türkiye fiyatı, yanlış hatırlamıyorsam, yaklaşık 6500 TL gibi bir şey olması lazım. Kutusunu açalım. Anahtarımla bir zart diye açayım şu etiketi. Şu etiketi şuradan bir şöyle bir... Kutu şık ama hani böyle Galaxy Note 8 ve S9 Plus'tan çok farklı bir şey yok. Burada bir ton şey vardır, bunlara geliriz. İlk izlenim telefonun biraz ağır olması, onu bir belirteyim. Şöyle açıvereyim, açılı dursun. O ara biz de şunu... Bakalım içinden ne çıkıyor. Bir adet telefon hatlarınızı çıkarabileceğiniz şu ufak metal parçadan var. İğne desek daha doğru tabii buna. İşte hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor. Şunu kaldırdığımızda burada bir adet USB konnektör görüyoruz. Bunun bir ucu Type-C, diğer tarafında da normal bildiğiniz USB girişi var. Şöyle bir adaptör çıkıyor içinden. Normal bildiğimiz Samsung adaptörü. Yani hızlı şarj edebilir özelliği var. Buradan bir adet Type-C kablosu çıktı. USB Type-C kablosu. Telefonu şarj etmenizi ve verileri aktarmanızı sağlıyor. Burada benim en sevdiğim şey arkadaşlar, içinden bir adet AKG kulaklık çıkıyor. Bunu önceki notlarda da görüyorduk. İçinde işte kalemi çıkarabileceğiniz bir aparat var. Şu kıskaç gibi şey. Ve kalemin yedek uçları çıkıyor. Şu da mantık şu. Kalemi kıstırıyorsun, çekiyorsun. Kıstırıyorsun, çekiyorsun. Bu torbanın içinde de kulaklığın yedek uçları var. Gelin o anla başlayalım. Buradan Lütfi'ye selam olsun. Yavaş yavaş, öyle mi açılır? Telefonun önü ve arkası cam. Diğer modelden farklı olarak da parmak izi okuyucusu buraya gelmiş. Burada yine iki kamerayı görüyoruz. Şöyle bir açalım. Ha, bir de şu kalemin rengini merak ettim. Siyah kalem de geçenkilerden farklı olarak Bluetooth özelliğe sahip. Bu şu anlama geliyor, ne bileyim, çeşitli komutlar verebileceksiniz artık kalemle. Biz şimdi şu telefonu bir açalım. Telefonumuz sonunda açıldı. İlk izlenim olarak az önce de... Şöyle sesini kısayım da şimdi buna 155 bin tane notification gelecek. Şimdi arkadaşlar şunu açıkça söylemek istiyorum. Note 8'den hissiyat anlamında hiçbir farkı yok şu an elimdeki telefonun. Hatta 3,5 milimetrelik kulaklık girişi bile burada duruyor. Şuradaki çerçeveler... Bayağı kaba olmuşlar. Bunları zaten detaylı incelemede değineceğiz. Uzaktan yapabileceğiniz kamerayı açma, galeri, ses kaydedici, deklanşör vesaire vesaire gibi kısa yolları artık S Pen'e atayabileceksiniz. Şu üzerindeki butonla da bu komutları verebileceksiniz. Yani mesela bir selfie çekerken şuradan tık diye kalemin tuşuna basabilirsin. Mesela hemen yapalım. İki kere tıklayınca olacak. Kamerayı açmışken şunu da söyleyeyim. Çift diyafram bunda da var. Şöyle bir kendime doğru çevireyim. Mesela bakın kalem elimde. Kameraya bakıyorum. Buraya bakın. İki kere basıyorum. Ön kamera ilk izlenim olarak gayet güzel görünüyor. Böyle yeni telefonda çıkıyor ya bunlar. Tamam. Çok güzel netlemişim bu arada. Arka kamerada yapay zeka var fakat ön kamerada yok. Telefonun şöyle bir ayarlarına gireyim. Android sürümü 8.1, Samsung Experience sürümü 9.5. Tabii ki de Note 8 ile özellikle teknoloji anlamında, kamera anlamında vesaire vesaire ufak tefek farklılıklar var. Ama bence en önemli fark bunun 6500 TL olması ve elimize aldığımızda yeni bir telefon kullanıyormuş hissini vermemiz. Özellikle şu çerçeveler bence problemli olmuş. Arkadaşlar bu kadarla bitirmeyelim. Telefonu açtık sonuçta. Gelin şu S Pen'i bir IP68 sertifikası varmış. Şuradan su geçiriyor mu, geçirmiyor mu? Bir S Pen'i bir su altında kullanalım. Bir de kamerayla birkaç atraksiyon yapalım. Bakalım neler olacak. Kamera özelliklerini de şöyle kabaca bir toparlayayım arkadaşlar. Detaylı incelememizde gelecek bunlar. Arka kamera 2 tane 12 megapiksellik OIS destekli kameradan oluşuyor. Ön kameramız da 8 megapiksel. Evet
Evet arkadaşlar, telefonu Çağdaş'tan kaptım. Ufak bir ses kayıt testi yapalım ve ön kameranın da video performansını siz de görmüş olun böylece. İncelenin videosunda size daha detaylı şeyleri aktaracağım. Ama şimdilik mikrofonlar bu şekilde kaydediyor diyebilirim. Arkadaşlar artık video içeriğimizin sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte Samsung'un yeni telefonu Galaxy Note 9'un kutu içeriğine baktık. Biraz da size detaylar verdik. Arkadaşlar bitti videomuz. Artık videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve sağlamlık testi, fantastik fikirleri, ne bileyim kafanızda takılan şeyleri de yorum bölümünden bizlere sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.